Hafta sonu yaşanan başka detaylara tabii döneceğiz, devam edeceğiz. Şimdi Caner Karaloğlu biliyorsunuz şu an Tuğba Ünsal'la ilişkisi devam ediyor ve eski eşi boşanmak üzere olduğu eşi Elizabeth'le görüntülenince magazin muhabirlerine saldırıyor. Caner'in o ateş püskürdüğü görüntüleri bir görelim. Çok ağır konuşmuş magazin muhabirlerine, neler söylemiş. Olay, olay, olay. Tuğba Ünsal'ın ayrıldığı sevgilisi Caner Karaloğlu'ndan hakaret ve küfür. Karaloğlu eski boşanmak üzere olduğu eşi Elizabeth Mas'la görüntülenince küflere bindi, altına geleni saydırdı. Caner Karaloğlu boşanmak üzere olduğu İspanyol eşi Elizabeth Mas'la çalkantılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Evliyken Tuğba Ünsal'la ilişki yaşadığı olaylar çığırından çıktı. Geçen sene Caner Karaloğlu'nun kendisini Tuğba Ünsal'la aldattığını söyleyen Elizabeth Mas iddialarını sürdürmüş. "Beni darp ettiler" diyerek hem eşine hem de Tuğba Ünsal'a suçlamalarda bulunmuştu. Ancak daha sonrasında Tuğba Ünsal asıl darbe uğrayanın kendisi olduğunu belirtmiş, "boğazıma sarıldı, hakaret etti" diyerek olayı çok farklı bir boyuta taşımıştı. İlerleyen zamanlarda Caner Karaloğlu'yla aralarında mal paylaşımı ve velayet kavgası çıkmış, Caner Bey ve eşi arasında hakaretler havada uçuşmuş, birbirlerine karşı ihanet suçlamaları tozu dumana katmıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda karı koca arasında belli ki sular durulmuş. Son zamanlarda çıkan Caner Karaloğlu'nun Tuğba Ünsal'dan ayrılıp eski eşine döndüğü iddiaları konuşulurken kavgalı çift yan yana yakalandı. Yaşanan onca şeye rağmen tekrar bir araya gelen çifti görüntüleyen haberciye hem hakaret etti hem de görüntü almasını engelledi. "Barıştınız mı?" sorusuna olumsuz cevap veren Caner Karaloğlu, "boşandım zaten" dedikten sonra sinirli bir şekilde görüntü alınmasına tepki gösterdi. Gözü dönmüş bir şekilde bağıran Caner Karaloğlu ne küfretmekten çekindi ne de kameranın üzerine yürümekten. Daha öncesinde habercilerin üzerine arabasını süren Caner Karaloğlu yaptığı bu hareketi şu skandal cümleyle savundu: "Sürerim tabii." Kameranın görüntü almasını engelleyen Caner Karaloğlu ayrıca tehditvari sözler de savurdu. Bu gereksiz agresifliği anlaşılamayan iş adamı küfretmeye devam etti. Caner'in böyle bir tepkisi var. Bu arada kamera bize ait değil. Mikrofonu da gördüğünüz başka bir kamera ama. Ama bize de ait olabilirdi. Tabii bize de ait olabilirdi. Yani bu üslup ve tarz çok çirkin, gereksiz. Evet. Bir kere insan çocuğu varsa eski eşinle görüşebilir. Evet. Yani biraz sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Aslında onların görüşmesi çok haber değeri taşıyor. Neden? Çünkü, şöyle. Çünkü Elizabeth, yani o eski eşi, Tuğba'yı dövdü bile. Darp etti. Ne yaptı? Tuğba'yı darp etti. Uzaklaştırma kararları var. Yani Allah Allah. O kadar boğazına falan sarıldı. Yani arkadan. Atıyorsun. Yok, bunların hepsi yaşandı. Aslında onların bir arada görünmesi şu anda çok önemli. Tuğba nereye giderse Elizabeth oraya geldi. Arkasından birçok şeyler oldu. Sonra en sonunda fiziksel darba girdi iş. Peki, bunlar bir şey sorayım sana. Yani Tuğba bu evliliği bitiren kişi mi? Yoksa yok. Nasıl? Tam tersi. Elizabeth'in yaptığı bir hatadan dolayı Caner yurt dışına gidiyor ve Elizabeth'i o halde görüyor. Bir sıkıntıyla görüyor. Geliyor yani buraya. Tuğba'dan dolayı bitmiyor. Yok. Geliyor buraya, mahkemeyi açıyor. Sonrasında o süreç çok uzuyor. Yani çok uzun süredir. 2 yıl aşkındır bunlar o aşamadalar. Sonrasında da o aşamada da Tuğba'yla tanışıyor. O yani, zaman Tuğba, o zaman adam kıymetli mi oluyor yine? Mevzu şu. Ayrılma konusunda para devreye giriyor. Klasik. Yani, bir klasik. Evet. Para devreye giriyor. Ve Elizabeth ağzını çok bozarak küfürlerle. Elizabeth nereli? Bayağı Türkleşmiş o zaman. Sanırım, yani hani Türk kadınları bile kendini aşar ya, hani hepimiz yani. Evet. Şimdi ben de, ama şimdi benim evliliğimi bir çok adam yıkıyorsa, bir kadın yıkıyorsa, yani bunları yapmayacak kadın yoktur. Herkes yapabilir. Hakkıdır da yapmak. Ya sana daha bombayı söyle. Elizabeth ne yaptı biliyor musun? Evet. Tuğba'nın bir davetine Elizabeth gitti. O da fazla ama. Yani bilerek yaptın. Öyle şeylerde onu küçük. Ama iyi de küçük duruma düşürüyorsun kendine. Yani ben beni istemeyen adamı istemem. O ayrı. Ne onun davetine giderim ne bulduğunu yani. Ha ama elimden gelen ne varsa da yaparsın yani. Eğer ama o kadın benim yuvamı yıktıysa. Evet. Bak bu çok önemli. Şimdi evet. Adamın benim suçum veyahut da adamla başka problemler yüzünden evliliğim bitiyorsa o süreçte de evlilik süresince veyahut da o ayrılık süresince adam gitmiştir evden. Ve o ayrılık süresince başkası girerse onun hayatına, benim evliliğimi o kadın yıkmadı. Zaten gitmişti. Yok. Bu adam. O tanışma aşaması
Tabii çok sonra oluyor yani. Sonradan şu anda niye bu kadar tepki gösterdi? Şimdi şöyle oldu. Bu kadar olaydan sonra görüntü vermek hani biraz tuhaf oldu. Ve dedi ki tamam kardeşim hafta sonu oğlum onda kalacak diyor. Bu arada çocuk Caner'le kalıyor, onu da söyleyeyim. Oğlu Caner'le kalıyor. Hafta sonu belki anneye gidiyor. Anneye gidecek diyor. Alışverişlerini ben de alışveriş yaptım. Bu çok normal diyor. Buna kızıyor. Ben şöyle iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Şimdi herkes muhabir oldu. YouTube kanalı 3 tane 300 takipçisi varsa YouTube kanalı açıyor ve YouTuber oluyor. Ağzına geleni söylüyor. Bir de bir yerden ilerliyor. Mesela gündemde o mu var? Oo, oradan geçireyim. Nasıl olsa çok güzel tıklanırım muhabirliği var bir şimdi yeni. Bir de böyle emektar muhabirler var. Şimdi ikisini saplasamana ayıramadığı için o görüntülerden tabii ürküyor görüntü vermeye. Bence tepki büyük ama. Yani ben şöyle algıladım bu kadar büyük tepkiyi. Tuğba ile beraber ise Tuğba böyle bir şeyi kabul etmeyecektir diye düşündüm. Neden? Bir adamın çocuğunun annesine hafta sonunda gidecekse onlara alışveriş yapması zaten bence ayrılacağı eşiyle arkadaşça ayrılması ve böyle bir arkadaşlık çok bana olması gereken geliyor. Anladın mı? Hı hı. Eğer karşı taraftaki kadın senin hayatındaki kadına terbiyesizlik ve saygısızlık yapmıyor ise şimdi ama mesela kalkıp da bana birisi saçımı başımı yolayacak, bana şiddet, kötülükler yapacak, ondan sonra sen de onunla bu şekilde görüşmeye, yani çocuğunu bırakırsın kapıya, öte birisini de alırsın eğer bunları yaşattıysa size. Hı-hı. Hani bu şekilde olmalı, hani beraber aynı arabalara binmeler, bir yerlere gitmeler, bu safhada olmamalı. Bence zaten bu görüntü o yüzden onu endişelendiriyor. Ondan endişelendi. Tabii. Yani çünkü öteberi alırsın tabii ki oğlunu bırakırken. Sen zaten normalde de arkadaş olmalısın çocuğunun annesiyle. Çünkü ömür boyu sizin bir bağınız var. Olması gereken o. Hı-hı. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şeye de çok karşı değilim. Evine gitmesine, çocuğunla vakit geçirmesine. Hı-hı. Yani o evin içerisinde. Ama ben karşı değilim. Taraflar çirkeflik yapmıyorsa, terbiyesizlik ve saygısızlık, medeniyet, mesela Harun'la Ebru yani aynı evin içerisine giriyorlardı. Kaç saat beraber vakit geçiriyorlardı. Hı-hı. Yani şu anda şunu anlatmaya çalışıyorum. Çocuğun yararınaysa, çocuk kullanılmıyorsa, tamam mı, bu durumlarda, o zaman çocuk için bir araya da gelirsin. Ama bu şimdi burada Tuğba'ya hiç durmadan çok hakaret edildiyse, senin dediğin gibi ben onlara şahit olmadım. O zaman tabii Tuğba'nın kızacağını düşünerek panik olmuş olabilir. Şimdi bir kriz var, bir görümce krizi. Allah hafta sonu hafta sonu görümce krizi ortaya çıktı. Kimle? Fahriye ve Burak Evcen. İşte Fahriye Evcen, Burak Özçivit çiftinden bahsediyorum. Bir görümce krizi var. Biz çözemedik, bakalım siz çözebilecek misiniz? Türkiye'nin gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlendikleri 2017 yılından beri hep göz önünde olup hep imrenildiler. Özellikle karantina döneminde yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in arasına kara kedi değil ama görümce girdi. Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kendisine benzeriyle dikkat çeken kız kardeşi Burçin Özçivit'i sosyal medyasından sildi, takibi bıraktı. Yapılan bu hareket üzerine görümce Burçin Özçivit de altta kalmayarak hem Fahriye Evcen'i hem de abisi Burak Özçivit'i sosyal medyasından sildi. Yaşanan bu olaydan sonra güzel oyuncu Fahriye Evcen ve Burçin Özçivit arasında neler yaşandığı merak konusu oldu. Bu durumda akıllara şu soru da gelmiyor değil. Bir süredir konuşulan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in küs oldukları dedikodusu acaba gerçek mi? Yaşanan bu görümce krizinden sonra ünlü çiftin ne yapacağı merak konusu. Görmeyeyim ömrümce. Yok ya, öyle çok derler. Tatlı insanlar da var. Bazı İnsana göre değişiyor var. Bircan. Aynen öyle. Yani her zaman söylüyorum, iyi insansan iyi de görümce oluyorsun, iyi de kardeş oluyorsun, iyi de anne oluyorsun. Kötüysen bu sıfatların hangisinin üzerine yapışır, kötü oluyorsun gibi, yani. Memleketlinin de iyisi kötüsü yoktur ya. İyi yani. İnsan ve kötü insan vardır. Ama buradaki durumu bilmiyoruz. Takipten yani. Takipten çıkması önemli. Hı? Takipten çıktı Fahriye. Şimdi Burak'ın ama bugüne kadar iyilerdi değil mi aralar? Evet, iyilerdi. Burak'la yan yana daha evlenmeden önce ben Burak'ın sosyal medyasında kardeşiyle yan yana fotoğraflarını görmüştüm. Daha evlilik yokken. Çok seviyor tabii doğal olarak kız kardeşini ama Fahriye'nin bu tepkisi çok konuşulacak bir tepki. Yani.
Neden takipten çıktı? Şimdi bazen birisi bir hareket yaptığı zaman insana iç yüzeyine gerçekten o kızın neler yaşadığını ve ne yaptığını bilmiyor ya. O hareket insanlara sivri geliyor. Ama insanlar iç dünyalarında neler yaşadığını yani şimdi çıkıp kocan olduğu için anlatamıyorsun. Diyemiyorsun yani. Çünkü bir tarafta da kocan yani konuşamazsın ki. Mahkemeye versen mahkemeye vermez. Yani ne olursa olsun yani susuyorsun, anlatamıyorsun başına neler geldiğini. Çok içeride kalınan bir durum değil mi? Tabii. Çok ama burada en güzel bak burada erkek her zamanki gibi bu erkeklere o kadar yani Allah bunlara hep bir direksiyon vermiş maalesef. Bunlara da direksiyon ve bu direksiyonu kullanamayı bilemeyen duvara tosluyor. Her konuda bu böyle. Ve birçok konuda da direksiyon. Şimdi burada erkeğin işi. Erkek aileyi karına da terbiyesizlik yapmayacaklar, saygısızlık yapmayacaklar. Karın da onlara yapmayacak. Ama sen bunun bir tarafa daha fazla ehliyet verirsen o denge kaybolur. Işte. O zaman o kadınla onları karşı karşıya bırakırsın. Bir taraf saygısızlık ediyorsa diyecek ki senin annen de olsa, kardeşin de olsa diyecek ki bak bu benim karım. Bizim soyadımızı taşıyor. Varsa bir hatası bana söyleyin diyecek. Ama ya da karısına değil mi? Karısına da söyleyecek. Evet. İki tarafı da İdare. Dengede. Ama bir tarafına onlar yaparlarsa haklılar deyip de karına ezdir, karına iftira attır, karına onu yaptır, bunu yaptır. Şimdi onların durumlarını bilmiyorum ama genel aile yapısında bizlerde bu erkeğin ailesinin hep bir gelinle bir sürtüşme var. Sürtüşmesi oluyor yani. Neden olduğunu anlamıyorum. Bu yüzyıllardan beri fıkralara geçmiş artık var yani. Hani hep bir paylaşamama o bizim de ya bırakın evlenmiş çoluk çocuğu artık çekirdek aile onlar yani bunu kabul edilemiyor. Bildiğim bir tek şey var şu hareket bütün gemileri yakan harekettir yani bir şeyleri göze alma hareketidir Fahriye'nin yaptığı. Hani, ya gemileri bir saatten kızmıştır bir şeye kızmıştır şimdi bakın akıllı olunursa ben olsam kayınvalidenin yerinde olsam mesela kayınvalideni de görümceni ben her zaman abimin karısının yanında olurum yani haksız bile olsa derim ki derim yani bu bir güzelliktir biliyor musun yani böyle yapıcı oluyor. Gerçekten yapıcı aileler. Olmak istiyorlarsa evet. Dadın yani gerçekten o yuvanın dağıtmak istemiyorlarsa bak bu çok önemli çünkü çoluk çocuğu olmuş evlenmiş artık ya karısı şimdi sen neyin derdinde olabilirsin bir anne veya eğer kocamı oğluma kötü davranıyorsa paralarını harcattırıyorsa ki karısıdır ayrıca da istediğinde yapabilir o da onun hakkı. Ondan sonra bunlar bir güç savaşına giriyorlar. O bizim, o benim. Ben kazanacağım savaşı. Çocuğunun veyahut da abisinin mutluluğu önemli değil onun için. Onu hırs yapmış bitti. İşte onu adamın görmesi lazım ama. Adam da göremeyecek zafiyette ve zayıflıkta bir adamsa. Onu kullanıyor. Olmuyor. Ama bunların hiçbirisi. Için geçerli değil. Burak için söylemiyorum. Bu aile için de söylemiyorum ama genelde bu aile kavgaları ve gelinle erkek ailesi tarafının maalesef erkeğin doğru duramayışından ötürü hakkaniyetli davranma annen de olsa benim annem de ben de kız çocuğum bak kızlar daha çok ses çıkartıyor annelerine. Ama erkeklerde çok tabii, olmuyor. Kızlar diyor ki anne ne diyorsa sen ona laf söyleyemezsin diyoruz biz. Ama erkekler öyle değiller yani. O yüzden de burada bir denge problemi olmuş bence. Şimdi sana bir şey soracağım. Emrah'la aran iyi midir? Emrah tabii ki çok seviyorum. İspanyolcası varmış biliyor muydun? Emrah mı İspanyol? Yok. Biz de bilmiyorduk bir bakalım. Şimdi canım muhteşem İspanyolcamla çevireyim. Diyor ki Meksika'dan çok güzel mesajlar geliyor diyor. Beni sevdiğini söylüyorlar diyor. Ben de sizleri çok seviyorum. Mesaj göndermeye devam edin diyor ama İspanyolca. Olsun. Yani çocuk bunu kendince bilmiyor olabilir. Evet. Ama her ülkeye gittiği zaman nasıl Türkiye'ye geliyorlar mesela Jennifer Lopez'e merhaba Türkiye diyor herkes ayaklanıyor. O da kendince o lisanında bir şeyler birkaç cümle onların gönlünü hoş etmiş fakat yani. Fakat bir detay var. Yine gözlükten yansıyan bir detay. Zaten bir parşömen kağıdıyla, bir A4 ile şey duruyor, o da yazıyor tabii ki de İspanyolca şey bilmediğini şimdi bilmiyorum. İspanyolca bilmiyorsan hepimiz için geçerli. 4-5 tane de cümle yapacaksan tabii ki oradan okuman normal. Buradaki amaç önemli yani. Güzel. Amaç. Ben yani orada dizi film oyuncusu olduğu için Emrah, zaten evet kanalı da destekliyor. Evet. Dizi film oyuncusu olduğu için bütün dünyada dizileri dönen sanatçıların oradaki hayranları var. O da o ülkenin lisanını bilmiyor tabii. Birkaç cümle öğrenmiş. Güzel. Yani oradan söylemiş. Ne yapmış yani çocuk? Çocuk ne yaparsa vallahi gerçekten
Yani ben Emrah'ı çok seviyorum. Emrah çok iyi karakterli, düzgün bir çocuk. Gerçekten söylüyorum size. Bugüne kadar bak karısını aldattı diye bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kimle beraber, kimseye bir kötülük yaptı mı bu çocuk? Kimsenin ağzı, yani o kendi dünyasında falan, kendi işinle alakalı yaşayan annesiyle falan, yani karısıyla, bilmiyorum, ben arkadaşı olarak da hiçbir hatasını, terbiyesini, saygısını görmedim. Valla şeyler güzel olmuş. Burak Özçivit'in üstüne geldi ya, Burak Özçivit'in bir reklamı vardı ya Özbekçe. Onda o seslendirmeden iyi yani, oldu kesin. Şimdi İspanyolca bilmiyorsan sen de bir cümle kur, ben de kurayım burada. Biz de aynısını, aynı şekilde söyleyebiliriz. Çünkü İspanyolca bilmiyorsun, tamam. Ama İngilizce biliyorsan İngilizceyi ezberlersin. Ne konuşacağını da bilirsin zaten, konuşursun. Ama şimdi bilmediğim bir şeyi ben de yazarım. Önemli o zaman sana İspanyolca bir şey söylemek istiyorum. Söyle. No me importa en absoluto. Aa, ne demek o? Bence hiçbir sakıncası yok dedim. Aa, ne güzel yakıştı sana ya. Bak. Aksan da yapmışsın yani. Çünkü onu bir çalışmışsın. Benim anne tarafı İspanya. Şimdi o yüzden de burada dizi film oyuncusu olduğu için aynı zamanda Emrah. Dizi size bütün dünyada da diğer izlendiği için teşekkür etmiş arkadaşlar. Şimdi evet, bir aşk bomba gibi düştü. Şöyle güzel bir şeyler söyle. Ben. Güzel mi? Kötü mü? Kursağımızda kaldı. Niye? Aşk dedik demez olaydık. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Aslı Enver, Kerem Tunçeri yeni aşkımız Aslı ile Kerem olacak mı derken efendim hafta sonu bir şeyler oldu. İfşalar, ortalık karıştı. Kerem Tunçeri'nin yazışmaları çıktı. Aslı ile bir aydır ilişki yaşadığı iddiaları vardı. Tabii bunları hiç onaylamadılar. Birbirlerine takip de etmiyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Tam anlamıyla bir söylenti ama bu haber Kerem'i gözlerimizi dikmişken Kerem'in bütün yazışmaları ortaya çıktı. Ne diyorsun? Gördün mü? Gördüm. Kerem Tunçeri'yi çok severim. Söyleyeyim. Çok iyi bir çocuktur. Çok düzgün bir karakterdir. Erkek, bugün bütün erkekleri düşünelim sosyal medyada. Birilerine yürürler mi, yazarlar mı? Yani... Bir sürü kadına yazıyorlar. Yazan, hepsi yazıyorlar. Yazan. Yazmayanı var mı? Yok. Yok. Ama sanki böyle ifşa oldu. Ortaya çıktı. Yani adam zaten bekar adam. Onunla da konuşuyor, bununla da konuşuyor, şununla da konuşabilir. Bu onu suçlu ve yani yerden yere vurulması gerekecek bir duruma sokmaz. Bu bir. Çok yakın zamanda babasını kaybetti. Çok düzgün bir ailenin çocuğu. Evet. Çok da düzgün bir çocuktur Kerem. Ha, erkek adam... Evet, hayatında da kimse yoksa ona buna yazıyordur ortalıkta. Yazmayan var mı? Yok. Hepsinin Bekarsın. Mesajları ortaya çıksa ki sende bir mesajlar var. Aklınız uçuklar arkadaşlar. O yüzden de aklınız uçuklar. Bak ben size söyleyeyim. Vay be. Hani, o yüzden herkes herkese yürüyüp yazıyor. Ne mesajlar ne birbirlerine. Benim o yüzden... sadece bir detay dikkatimi çekti. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bu kızlar Kerem'le bunu konuşurken bu yazışmalar burada. Şimdi okumayacağım ama yani birazdan okuruz belki. Çok mutlular. Ay kuzum, çok huzursuzum. Bir tane gülücüklü fotoğraf atıyor mesela, atıyor. Bir tane daha atıyor. Aa, bu kadar atacağım ama yeter falan. Her şey çok güzel, normal. Hani burada ifşalanacak bir şey yok. Fotoğraf atmaya gelince atılır falan. Ne zaman bu adamın ciddi bir ilişkisi oldu ortaya çıktı kızlar. Nasıl ya? Bu adam bize yazmıştı ya falana döndü. Şimdi sorarım size. Burada şimdi Kerem midir suçlu? Yani buradaki suçlu. Şimdi şöyle, bu şöyle bir şey yapabilir Kerem. Bir kere mesajlaşmalar ve bir kendi aranızdaki konuşmaların ifşası çok büyük suç. Evet. Ancak tehdit altında ve zorda değilsen, hani dayak yiyorsan veya işte birisi saldırdıysa, korunmasızsan sesini de alabilirsin, görüntüsünü de alabilirsin. Ve sana işte ölümle tehdit ediyorsa mesajlarını da görsün. Bu başka bir case. Evet. Hani bir iftiranın altında, bir tehlikenin içindeysen bunu söyleyebilirsin. Ama normal şartlarda bunların aralarındaki konuşmaları, ses kayıtları var. Hı hı. Ses kaydı, konuşma, bunların hiçbirisini yayınlayamazsın. Zaten çok büyük suç. 3 ile 6 yıl arasında cezası var bunun. Dolayısıyla bence Kerem, kim bu mesajları ifşa ettiyse onlara bir dava açsın bir kere. Bu bir. Hı hı. İkincisi, Aslı Enver, Kerem Tunçeri ilişkisine bakalım. Hı hı. Kerem'in bir kızı var.
Yani evlilik yapmadı ama bir kızla arkadaşlık ediyor. Kız hamile kalıyor ve bir kızı var ve o kızına da çok düşkün. Kerem hayatında bir ilişki yaşamıyor ise birçok kızla görüşebilir ama yaşıyor ise O 8 zaman sene sıkıntı. gibi bir süreç milli tenisçi İpek diye Ha kız milli değil. Evet. tenisçi bir İpek diye bir hanım vardı. Soyadını unuttum kusura bakmasın. Onunla beraber ilişkileri uzun sürer ve normal yani arada olmayabilir. Hani anlaşamayıp kısa sürmüş olabilir ama uzun ilişkiler yaşar. Ondan sonra evlendi, uzun bir evlilik geçirdi. Yani birisinde beraberken gözü o taraflarda falan bir çocuk asla değil. Kerem. Sadakatlidir Çok diyorsun. sadakatli, çok sevdiğim, çok duygusal ve çok iyi bir çocuk. Çok da yakın arkadaşım benim. Ben o yüzden bu kadar kendisi hakkında bilgi verebilirim. Dolayısıyla bunun başka kadınlarla konuşması, onunla konuşması, bunu şimdi Aslı ile beraber olacak ya. Nasıl olur? Ben ilk duyduğumda evlenirler dedim biliyor musun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok bir kadının ayaklarını yerden kesebilecek kadar bir kadına nasıl davranması gerektiğini bilen bir çocuk ve çok da iyi yürekli bir çocuk. Kibardır da diyorsun. Aslı'yla olur mu? Olur. Sadece bir kız çocuğu var ve onunla zaman geçirmeyi çok seviyor. Buna çok takılacak bir kız değil ise gayet de çok da mutlu olabilirler. Ben aile çocuğu, ailesi birbirine asla şiddet göstermemiş, birbirlerine çok güzel evliliği olan bir anne babanın çocuğu. Kardeşi, abisinin çocukları aile sistemi çok güzel. Aileyi Yani bilen, aileyi kavramı bilen bilen. güzel bir ailenin çocuğu. Başarılı, milli basketçi zaten. Başarılarını konuşmaya gerek yok ama ben karakteriyle alakalı size bunları söyleyebilirim. Çocuk çok iyi bir çocuk. İnşallah da eğer Aslı tabii ben hep döner mi dönmez mi Murat Boz'a demek ki bu iş tamamen Bu iş bitmiş. bitmiş. Yani ona sığınacak güzel bir liman olur mu? Bana göre olur. Bana göre olur. Yani Peki. ama insanlar uğraşıyorlar. Söylüyorum. Seren rejiden diyorlar ki mesajınıza bakacak. Yani Mesajınıza bakacak efendim mısınız? Bilal'cığım Sesleriniz geliyormuş. söyle Mesajınıza hayatım bakacak mısınız? neymiş? Yok yok mesaj seslerini merak ettiler kimden geliyor diye. Hemen söylesin diyor. Ha. Söylemezsem olmaz diyor. Neymiş? Mesajları göndermiş. Bilal Bey böyle kulağımıza konuşuyorsunuz sonra herkes bizimle dalga geçiyor. Evet. Bir bakabilir miyiz şu 15 numarada neler olmuş? Bir gidelim. Şimdi bu mesaj okuyamayız zaten. Bilal'cim biliyorsun sen daha iyi bilirsin ki Bilal'cim. Bilal'cim mesaj okumak ve ses kaydı vermek suç. O zaman şunu Dolayısıyla bunu izleyelim. Bak yapamıyorum. Bilal'le nasıl alay etmişler. Bilal'le mi alay Evet etmişler? bir gösterelim. Bartu var oyuncu. Bartu canlı yayın yapıyor. Küçük Çağlayan değil mi? Öyle bir şey. Bartu Küçük Çağlayan. Abi canlı yayın yapıyor ve çocuk yapıyor. Ay Bilal Özbilgi kulağıma konuşuyor falan gibi. Bilal'in bayağı ismini geçiriyor. Bu Bilal insanların kulağına konuşa konuşa sosyal medyada fenomen Şimdi haline Bilal geldi. Kerem'in mesajlarını göndermiş. Bir kızla falan yaptığı mesajlar. Kızı yani erkek işte gelsene etsene kahve içmeye gelsene. Klasik yani erkeklerin bu hanımlara yapmış olduğu. Ya bu hanımlara demeyeyim aslında herkese yapmış Ya olduğu herkese. çapkınlıklar yani. Şimdi bunları ifşa etti. Olay oldu. Bir, sanki adam yani İşte evli birisine barklı olur da. tamam da bekar adam. Bekar. Siz evli barklı insanlara gayet çok hoş bir şekilde şey yapıyorsunuz ya davranıyorsunuz. Bu çocuk bekar Tamam. yazmış. Ona da yazmış, buna da Reklama yazmış. gitmeden şu Bilal'in Ha, görüntüsünü verelim mi Aslı Seren? ile beraberken yapmış olsa gömelim. Ama Doğru. öyle bir şey yok. Ama bilmiyoruz. Şu görüntüyü verelim Bartu'nun görüntüsünü. Sonra da oradan reklama gidelim. Dönüşte konuşacağız. Evet, bir programın daha sonuna geldik ama ben programı kapatmadan önce bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani haftalardır beni çok rahatsız eden, aslında bizi de beraber de Evet. seni de katıyorum içerisine. Bir türlü ortaya çıkmayan bir durum var. Ece Erken'in aşk yaşadığı ve birliktelikli yaşadığı. Şafak Bey'in soyadı neydi? Mahmut Yazıcıoğlu. Ben kendisinden artık bir açıklama yapmasını istiyorum. Çünkü ben kendi öğrendiğim şeyleri Ece'den öğrendim. Belki Ece bana hepsini anlatmıyor olabilir. Niye siz kaçak güreşiyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Niye siz gerçekten ne yaşadığınızı anlatmıyorsunuz? Bilemiyorum. Sizin çıkıp artık
bu işin gerçeğini herkese söylemeniz gerekiyor ki bizi de zor durumda bırakmayın, zan altında bırakmayın. Benim bir duruşum var. Ben bu duruşumu hiç kimse için bozamam. O yüzden sizin bir an önce bu konuya açıklık getirmenizi istiyorum. Peki. Bekliyorum diye finalize edip bugünün de sonuna geldik mi Bircan? Evet, bugün de bitti. Efendim, YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz. Kaçırdıysanız, bizi izlemek istiyorsanız tekrar oradan izleyebilirsiniz.